teknik direktör ve eski futbolcu Fatih Terim'in nokta 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 kolay soru 500 lira, orta soru 2500 lira, zor soru 5000 lira. Buyurun tercihlerinizi yapın. Ahu Hanım 500 liralık kolay tercihi seçti. Hakan Bey 5000 liralık zor soruyu seçti. Teknik direktör ve eski futbolcu Fatih Terim'in 1973'te Galatasaray'a transfer olduğu takım nedir? Göztepe. Adana Spor'da oynadığını biliyorum. Oradan da Göztepe'ye geçtiğini ve orada iyi bir performans sergilediğini, oradan da Galatasaray'a transfer olduğunu düşünüyorum. Arada çünkü başka hiçbir takımın girdiğini düşünmüyorum 1973 yılında. Çünkü bir şey duymuştum, sarı kırmızılı takımdan sarı kırmızılı takıma transfer olduğuyla evet, alakalı. Evet, Göztepe'de sarı kırmızı olabilir. Ya benim de aklıma açıkçası başka bir şey gelmiyor. Benim çok ilgi alanım olmadığı için bilemiyorum. O yüzden sana güveniyorum. Her zaman olduğu gibi. Umarım peki, doğru biliyorsundur. Aklınıza çünkü çok ne geliyor? Benim aklıma Göztepe geliyor. Çünkü Göztepe'de iyi bir performans sergilediğini ve ondan sonra da Galatasaray'a transfer olduğunu, ondan sonra da başka bir takıma transfer olmadığını, orada futbolu bıraktığını biliyorum. Umarım yanlış bilmiyorumdur. Bir şeyler soruyor mu? İnanılmaz bir heyecan başladı çünkü bende. Ve bu heyecan teknik direktör, yanıltabilir. Kariyeri değil, futbolcu kariyerinden bahsediyoruz. Evet. Futbolculuk kariyeri. Önce Göztepe'de futbolcuydu, sonra Galatasaray'da futbolcu oldu. Tabii tabii, Galatasaray'da da futbolcuydu. Ben Göztepe diyorum. Ben sana güveniyorum. Cevabımız var. Sormadan direkt cevap verdim. Hayır. Baştan söyledim zaten sana güvendiğimi. Cevap peki, verebiliriz. Cevabımız Göztepe. Biz size teknik direktör ve eski futbolcu Fatih Terim'in 1973'te Galatasaray'a transfer olduğu takım nedir diye sorduk. Siz Göztepe cevabını verdiniz. Doğru cevap Adana Demirspor. Olsun. Tamam. Sağ olsun. Önemli. Göztepe'de teknik direktörlük yapmıştı galiba. Öyle mi? 89-90 sezonunda Göztepe'yi çalıştırdı. O yüzden teknik direktörlük değil, futbolcu kariyerini sordum size. Olsun. Paramızdan bir şey kaybetmedik. Sadece bir yanlışımız oldu. Biraz daha dikkatli. Fatih daha Terim, temkinli davrandığımız sürece sorun yok. Galatasaray dışında sadece Adana Demirspor'da oynamış. Adana başka Demirspor'u biliyorum. Oradan da İzmir'e geçtiğini düşünmüştüm. Adana'nın altyapısından gelen evet. Futbolcu. Zaten Adana'dan çok fazla futbolcu çıktı. Hasan Şaş gibi. Fatih Terim'i de ayrıca çok severim. Galatasaray taraftarı olarak. Ne yazık ki bu sorudan bir şey kazanamadınız. Sağ olun. Ve ilk hatanızı yaptınız. Ama önemli değil, bu daha ilk hatanız. Tabii ki. Önünüzde 10 soru daha var. 2 hakkınız daha var. Moraliniz bozulmasın. Hazırsanız 6. sorunuzu soruyorum lütfen. Hazırız. Barış Manço'nun bir şarkısının kahramanı olan nokta nokta nokta. Kolay soru 1000 lira, orta soru 5000 lira, zor soru 10.000 lira. Buyurun tercihlerinizi yapın. Ahu Hanım da Hakan Bey de 5000 liralık orta tercihi seçti. Barış Manço'nun bir şarkısının kahramanı olan ve bir gün hesabı ödeyeceği düşünülen kimdir? Sarı çizmeli Mehmet Ağa bir gün öder hesabı. Tam ben söyleyecektim onu. Ya Barış Manço'ya da haksızlık olmasın diye kolay soruyu seçmek istemedim yani açıkçası. Yani ben de çok severim Barış Manço'yu ve her şarkısını bilirim. Aslında zora da seçmeyi düşündüm ben ama düşündüm. Geçen seferki şeyden sonra risk almak istemedim. Kesinlikle. İyi bir taktikti bu. Olsun 5000 lira da iyi bir para. Cevabımızı verebiliriz. Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Ya Barış Manço için şöyle bir şey söylemek istiyorum. Barış Manço benim için özel bir insan. Ankara'da üniversitede okuduğum dönemde
Özel bir şirkette part-time iş yapıyorum. Ve vefat ettiği an patronumuzun yakın arkadaşıymış. Ve patronumuz siyah gül bir kamyon. Siyah gülü mağazasının önündeki bahçeye boşalttırdı. Biz bunun anlamını bilmiyorduk o anda. Daha sonra o geldi ve inanılmaz üzgündü. Nedenini sorduğumuzda en sevdiğim dostum vefat etti. Yapabileceğim hiçbir şey yoktu demişti. Ve gerçekten kendimizi çok kötü hissetmiştik çünkü biliyorduk. Barış Manço vefat etmişti. Allah'tan rahmet diliyorum. Böylece onu da anmış olduk. Kesinlikle. Evet, sevgiyle andık onu. Cevabınız nedir? Cevabımız sarı çizmeli Mehmet Ağa. Biz size Barış Manço'nun bir şarkısının kahramanı olan ve bir gün hesabı ödeyeceği düşünülen kimdir diye sorduk. Siz sarı çizmeli Mehmet Ağa dediniz. Doğru cevap sarı çizmeli Mehmet Ağa. Ahu Hanım, siz bütün şarkılarını biliyorum demiştiniz. Barış Manço'nun çok severim demiştiniz. Şöyle bir mırıldanabilir misiniz bu şarkıyı? Tam sözlerini şu an hatırlıyorum, bilmiyorum. Yastahta ya bir daha Cezve-i kitabı sarı çizmeli Mehmet Ağa, bir gün öder hesabı. Yastahta ya bir daha Cezve-i kitabı sarı çizmeli Mehmet Ağa, bir gün öder hesabı. Şarkıcı olarak devam ediyormuş kariyerine. 10 bin lira kazandınız ve toplam ödülünüz 10 bin lira oldu. Hemen 7. sorunuza geçiyorum. Hangi uzunluk ölçüsü metrenin nokta nokta nokta? Kolay soru 1500 lira, orta soru 7500 lira, zor soru 15 bin lira. Buyurun tercihlerinizi yapın. Ahu Hanım 1500 liralık kolay soruyu seçti. Hakan Bey 7500 liralık orta soruyu. Hangi uzunluk ölçüsü metrenin 1000 katıdır? Metrenin 1000 katıdır. Kilometre. 1000 metre 1 kilometre. 1 kilometre değil mi? Evet. O zaman cevabınızı sen verebilirsin. Orta emin soru misin? Olarak ben eminim bundan da. Keşke o zaman zoru zor sorsaydım. Çünkü ben mil vesaire soracaklar. Evet, deniz mili de ya da düşündüm. Kara mili evet. Diye. Kara biri 1.6'dır. Deniz biri 1.8'dir vesaire. Bu biraz kolay geldi bize. Cevabınızı alabilir miyim? Cevabı bu sefer sen ver. Cevabımız 1 kilometre. Biz size hangi uzunluk ölçüsü metrenin 1000 katıdır diye sorduk. Siz kilometre cevabını verdiniz. Doğru cevap kilometre. 1 kilometreydi zaten ya. Bu sorudan 7500 lira kazandınız. Toplam ödülünüz 17.500 lira oldu. Hazırsanız 8. sorunuzu soruyorum. Lütfen. Hazırız. Nokta 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 antik kenti Türkiye'nin hangi şehrindedir? Kolay soru 2000 lira, orta soru 10 bin lira, zor soru 20 bin lira. Ahu Hanım ve Hakan Bey yakınlarından taktik almak için yanlarına gidiyor. Bakalım yarışmaya devam mı edecekler yoksa düğmeye basıp araya alıp gidecekler mi? Tekrar merhaba arkadaşlar. Süper gidiyoruz. Ben hala çok iyi olduğumuzu düşünüyorum. Yani ben Fatih Terim'de nasıl çuvalladım bilmiyorum. Devam edeceğim mi? Devam etmeyi düşünüyorum evet. Açıkçası. Çok iyi gidiyorsunuz vallahi. Onların da bana güvendiğine inanıyorum. Bir hata yapmış olmamıza rağmen. Sonrasında toparladığınız gibi. Evet. Siz karşı tarafı nasıl görüyorsunuz? Biraz tedirgin. Bence de.
Ya tedirginlik mutlaka olacak. Bir hata yaptık. Üst üste iki hata yaparsak bu iş bitecek zaten. Ama olumlu davranıyor yani hani. Olumlu davranmaya çalışıyorlar açıkçası. Güvendiğini söylüyor, saygılı davranıyor. Şeyi bilmiyorum hani aile nasıl etkiler onu bilmiyorum açıkçası. Biraz daha devam edecekler gibi ama. Ben de devam etmekten yanayım. Devam. Açıkçası. Evet. Daha bir hatanız varken o da riske edeceğini sanmıyorum. Şu an sizce o basacak mı şu an gelirken? Zannetmiyorum ama işte sen ne hissettin? Senin hissetmen de önemli burada şimdi. Ben karşı tarafım bence hiç... şu an basmayacak. Bence de basmaz yani. Şu anda ben ondan öyle bir şey kim olsa sanmıyorum. Basmaz diye düşünüyorum. Bence bekleyelim. Ama bir sonraki Türk koruma altına alırsak da basamam yani. Ben de basamam. Bir de öyle birisi ben var. De bekleyeceğim ta bir sonrakine. Şimdi senin kararın. Sen sonra o da koruma altına alabilir. Evet. Şu anda o senin belki basacağını tahmin ederek kendi koruma altına almıştır ödülü. Onu da bilemiyorsun. Burada senin vereceğin karar çok önemli. Ben basıp alayım mı? 15.000'de basayım mı? Erken mi diyorsunuz? Sen bilirsin. Görüşmenin sonuna geldik. Bir hatanız var. Şu ana kadar 17.500 lira kazanmış durumdasınız. 460 bin lira daha kazanabilirsiniz. Önünüzde 8 soru var. Şimdi yüzleşme zamanı. ...3.000 lira. ...5.000 lira. ...7.500 lira. ...10.000 lira. ...15.000 lira. ...17.500 lira. Bu yüzleşmenin sonunda da düğmeye basan kimse olmadı. Güzel yaşıyoruz. Partnerimin bana güveneceğinden emindim ben. Bir hata yaptık ama... Daha doğrusu bir hata yaptım ama... genelinde çok fazla uyumluyduk. Evet, birbirimizi çok iyi domine ettik. Bence de. Bence güzel bir takım olduk. Kesinlikle. Bilgi seviyemizin farklı konularda ama eşit olduğuna inanıyorum. O yüzden o da benim gibi düşüneceğine emin olduğum için... ...basmak aklımdan bile geçmedi açıkçası. Aynen ben de o şekilde. Ve çok da iyi bir enerji de aldım senden. Çok da güzel bir güven oluştuğunu düşünüyorum aramızda. Ve de bu kadar soruları böyle rahat rahat cevaplayıp... ...daha iyi paralar kazanabilecekken, sonuna kadar gidebilecekken... ...şu an daha çok erken birbirimizi bırakmak için. Yani hiç ne güzel böyle düşünüyor olmanız. Biz de daha çok para kazanmanızı tercih ederiz tabii ki. Umarım güveninizde herhangi bir sarsılma olmaz. Umarım. Umarım. Hazırsanız